Herkese merhaba. Ben şu anda Akdeniz Üniversitesi kampüsündeyim. Oğlum sınava girdi. Onu bekliyorum. Benim olduğum yerde çok büyük bir kampüs burası. Kullanabileceğim bir lavabo yoktu. Ben de kampüsün içinde arabayla kendime gidebilecek bir lavabo aradım. Buldum. Çarşılar var. O çarşılardan birisine gittim. Şimdi de geri dönüyorum. Yavaş yavaş, hiç acelem yok. Daha 1,5 saat var sınavın bitmesine. Benim de hiç acelem yok. Bekliyorum. Orada bahçede biraz sandalyede oturdum. Yanımda kahvemi getirmiştim. Hatta daha bitmedi kahvem. Şimdi gidince kalanını da içebilirim. Arabada klima iyi oldu yalnız gidip gelirken. Çarşıda da şöyle bir şey oldu. Market falan da var. Güzel yani. Çarşı hoşuma gitti. Yalnız şeydi. Lavaboya gittiğimde lavaboda şey yoktu. Sabun bitmiş. Ya kime söylersin? Nasıl söylersin? Elimi de yıkamam lazım. Ben de şey de düşündüm, bundan sonra şu kağıt sabunlar var ya, onlardan dedim çantamda taşıyayım. Markete girdim, şöyle düşünmüştüm, küçük bir şey alayım, sıvı sabun alayım, hem elimi yıkarım hem de oraya bırakırım gibi, ama küçük yoktu. Böyle ama yine de düşündüğümü yaptım, şöyle büyük bir baslamalı sıvı sabun aldım. Geri tuvalete geldiğimde ben girerken yoktu kimse. Sıra oluşmuş. Bir hayli bayan vardı ve kendi aralarında sabunun olmadığını konuşuyorlardı. Ne yapacaklarını konuşuyorlardı. Ben hiçbir şey söylemedim. Çantamdan sabunu çıkardım. Teyzeler de vardı, büyük ablalar. Bir tanesi dedi ki, bak dedi, herkes dedi sabunuyla geliyor dedi. Biz dedi düşünemedik, sabunumuzla gelmedik. Ne yapacağız şimdi falan diye. Ama benim şeyim içimden diyorum ki ben sabunu bırakacağım. Ama seslenmiyorum. Çok hoşuma gitti. Böyle bir şey yapmak. Sonra sabunu bıraktım, çıktım. Herhalde ellerini yıkamışlardır rahatlıkla. Böyle gidiyorum. Böyle bir şey yapma fırsatı doğdu herhalde. Benim de öyle bir şey aklıma geldi. Kendimce öyle bir sabun bağışı yaptım. Üniversitenin çarşı tuvaletini mi diyeyim artık? Öyle. Ay, sakin mi görünüyorum? Değilim aslında da. Heyecanlıyım yani. Oğlum gibi. Ben de heyecanlıyım. Şu anda kampüsün içindeyiz bu arada. Dışarıda falan değiliz. Ben böyle yavaşça, acelem yok ya. Hem dedim sohbet videosu çekeyim. Hem kendim rahatlamış olurum konuşunca, hem de paylaşmış olurum yaşadıklarımı, yaşadığım anı. Sabah bugün erken uyandım kendiliğimden. Aslında saate de kurmuştum ama kendiliğimden uyandım. Çok mutlu oldum. İşte kalktım, kahvaltıyı hazırladım. Umut'a seslenmedim, saatini kurmuştur diye düşünmüştüm. Evet, kurmuş. Fakat bizim şeydeki saat, mutfaktaki saat sanırım birkaç dakika onun saatinden ileriymiş. Çünkü ben baktım saat 8'i 3-4 geçiyor. Acaba kurmadı mı dedim. Kapısını çaldım. Ondan sonra içeriden uyanım diye bir sesle birlikte alarm çalmaya başladı. Sonra işte kahvaltı yaptık. Çok yakın şansımıza, bizim evimize çok yakın üniversitenin bir fakültesi çıktı Umut'a. O yüzden rahatça geldik sabah. Bunu bıraktım ben. Sonra işte dediğim gibi biraz sandalyem zaten arabadaydı. Biraz sandalyede oturdum. Kahvemi içtim, suyumu içtim. Tabii beklerken lavabo ihtiyacınız oluyor. Oralarda da hani yok. Bir küçük kantin var. Girdim baktım, sormadım da aslında varsa da, ama girdim baktım insanlar hem bir şeyler alıyorlar hem de göremedim. Göremeyince ben de dedim ki hadi hem dolaşmış olayım hem de lavaboya gideyim diye böyle arabaya binip çıktım.
Sabah geç kalanlar oldu mu? Öyle bir an, evet gördüm maalesef geç kalanlar oldu. Hatta bir tane çocuk benim oturduğum yerin önüne aceleyle gelip motosikletle geldi, küçük bir motosikletle. Onu bıraktı, aceleyle koşarak gitti ama o farkında değildi, şey kapanmıştı. Kapılar kapanmıştı. Tabii almadılar. Sonra geldi, motosikletin başında şey oldu. Kendisine kızdı biraz. Alarm o kadar çaldı. Sen nasıl bunu duyduğun halde neden kalkmadın? Nasıl unutursun? Sonra hemen binmedi motoruna çünkü zaten eli ayağı titriyordu. Yan taraftaki oturan kişiler de sigaraları vardı. Onlardan bir çakmak istedi. Sigarasını çıkardı dedi. Onları anlatırken duydum. Alarmı kurmuş fakat alarm çalarken alarmı duyduğu halde ben bu alarmı niye kurdum diye düşünmeye başlamış. Ve o arada da tekrar uyumuş. Uyandığında tabii ki geç kaldı. Yetişemedi. Sınava giremedi. Kötü oldu ya. Düşünsenize. Şimdi bu çocuk bir sene kaybetti. Yani artık yalnız mı yaşıyordu, onu uyandıracak kimse yok muydu? Tabii oralarını bilmiyorum. Ben sadece olana şahit oldum. Videonun devamında kapanış yapabilmek için diyeyim artık elime aldım. Ben kapatmadım biraz önce. Fark etmedim. Güneşe doğru sürdüğüm için arabayı koyduğum yerde de telefon güneşte kalmış ve çok ısındığı için de kendini kapattı. Şu anda dışarıda sıcaklık, bakıyorum arabanın derecesi 37,5 gösteriyor. 37,5 derece, tabii güneşte kalınca da benim telefon az daha iflas ediyordu. Evet, birinci günden diyeyim, cumartesi gününden bir sınav annesinin yaşadığı birkaç anıyı paylaşmış oldum. Bugünümü izleyerek benimle paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Farklı içeriklerde videolar üretiyorum. Videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olarak takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.